Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Tekrardan herkes videomuza, kanalımıza hoş geldi. Sevgili dostlar, hava mükemmel bir hava var. Şöyle göster sarı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Gene Cihan çekiyor kardeşimiz. Bakın sevgili dostlar, hava mükemmel. Erkekleri gene salalım bu güzel havada. Çünkü acayip tüydeler. Kümesi temizleyelim. Ve ardından da arkadaşlar güzel bir gelişme oldu. Onu anlatacağım size. Tabii yavrular bölümünde hem güzel oldu bizi hem de sevindirilen olaylar yaşandı. Onları göstereceğim ama önce bakınız erkekler arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gel. Gel. Çok tüyceler. Ben şimdi şöyle salayım bunları arkadaşlar. Kümesi temizleyelim. Ondan sonra bu güzel havada muhabbetimize devam edelim. Haydi bakalım, bismillah. Haydi. Evet sevgili dostlar, gördünüz değil mi, erkekleri salıyorum hava güzelken, çünkü o kadar çatıda yağmur var, yani yağmur suyu var. Bakın akşama kadar, pardon sabaha kadar gene yağdı ama şu anda hava açık. Bunları biz hem kümes temizi hem de biladere gösteriyorum, posta kuşunu. İçeride güzel gelişmeler var, onları anlatacağım, sürprizler var arkadaşlar. Tabii Facebook'tan takip edenler varsa onlar biliyordur ne olduğunu. Ben şimdi hemen bu güzel havada kümesi anında temizleyeceğim. 2 dakikada arkadaşlar. Ondan sonra bakalım. Güzel oyun kuşu havası var. Oyun kuşlarını tek tek kaldırıyoruz arkadaşlar. Tüyünü düzen. Güzel işler yapmaya çalışanlar, yapanlar var. Yavaş yavaş böyle videolarımıza devam edeceğiz. Siz lütfen şu videoyu tamamını seyretmeden şu parmaklarınızı şöyle bir kaldırın. Sevgili dostlar. Lütfen emeğe saygı gösterip, bakınız o kadar uğraşıyoruz. 2 günde bir video atmaya çalışıyorum. Canlı yayınları biliyorsunuz pazartesi, çarşamba, cumaya indirdik. Hem de arkadaşlar kış geliyor zaten. Daha çok vaktimiz olacak. Görüşürüz. Bakın arkadaşlar, bunlar tüyde olan 14 tane erkeğimiz. Neyse dostlar, ben şimdi kümesi hemen temizleyeyim. Bunlar uçarlar. Bırakacağım biraz. Çatıda banyo yapsınlar. Ayakları falan leş gibi gene. Temizledikten sonra görüşelim ama dediğim gibi lütfen arkadaşlar ya. Yorumunuzu, şu parmak kaldırmayı, beğeniyi unutmayın. Çünkü çok önemli. YouTube bizi önlere atıyor. Allah'a şükür 7500 aboneyi geçtik. Daha da ilerleyeceğiz. İnşallah da birkaç ay içinde de 10.000 olursak mükemmel olur. Evet dostlar, bunlar uçsun. Ben hemen temizliyorum. Görüşelim. Sevgili dostlar, kümesi temizledik. Bakın kuşlarımız gelmeye başladı. Ama birader ilk defa atmacayla tanıştı. Doğan'ı görmedi daha. Siz Doğan'ı hepiniz biliyorsunuz. Gel. Gel. Kırmızı mı kaldı? Beyler, kuşlar tüyden çıkmaya başladı. Son 2'ye kalanlar, bakın artık iyice eş üstüye hayvanlar. Kırmızı gel. Gel. Gel hadi. Gel. Omar. Omar. Gel o. Gel. Gel. Bak hepsi girdi. Kırmızı gene. Göster Cihan. Sağlık baba. Senin kırmızıya bak. Gene başına buyruk. Bak geliyor. Gel. Gel. Buraya konarsa gelir. Gel oğlum. Gel. 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 Kıma. Evet. Evet, kırmızı da geldi. Şimdi arkadaşlar bunların yemlemesini yapalım. Ben bu suyu koyayım. Yan yine temizledi sulukları. Buraya koyalım şimdilik. Gel, gel içeri. Gel içeri, atla, atla. Gel, gel. Gel, gel buraya. Al bak. Gel. Atla lan. Hadi. Beyler, gene söylüyorum. Bakın ben şimdi yem alıp geleceğim. Kaşıklık yemimiz. Gel sarı. Tut kapıyı. Beyler bakınız. Gel 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 gel. Gel bak. Gel. Arkadaşlar bakınız. Yem karışık yem. Mısır ağırlıklı. Ama 14 kaşık yem. Bakınız hepsi aynı anda aynı hızda yedikleri için 14. Bakınız görüyorsunuz değil mi? Şu benim burada işaretler var yemliğimde. Bunları yemliyorum günde bir kere.
Bunu her zaman anlattım. Şimdi dışarı çıkalım. Bunların işi bitti. Bakınız tertemiz kümes. Koku moku yok. Bak benim birader ilk defa geliyor. Aa, oraya unutmuşum bak temizlemeyi. Neyse o sorun yok. Bunların işi bitti. Şimdi size arkadaşlar bir şey anlatacağım. Burada içeride Cihan şunu söğütürsen gene ben devam et bana. Değme bir yere. Arkadaşlar o gün yavruları söylemiştik değil mi? 8 yavrunun 3'ü 4'ü geldi akşam, hatta birader gördü karanlıkta buraya gelmiş. 2 tane kaybımız vardı. Biri sas kanat demiştim. Bakın dostlar doğan ne kadar aktif. Birader yeni doğanla tanışıyor daha. Biliyorsunuz siz her zaman biliyorsunuz ama bakınız sas kanat 2 gün sonra geldi ama dostlar bakınız bu 85'in yavrusu mükemmel bir kuş oldu ama bakın biz daha yeni gördük bunu. Bu hayvan niye gelmemiş? Bakın nereye takmış? Dostlar buradan takmış hayvanın. Almış. Aynen. Ama helal olsun kuşa. 2 gün sonra çıktı. Hatta ben uyuyordum. Birader almış içeri. Çok güzel bir dişi 85'in beyler. Şimdi bunları birkaç gün dinlendirdik. Dün saldık biraz. Ama artık biraz salarken dikkat etmemiz lazım. Çünkü önemli bir gelişme oldu. Onu da anlatayım hemen. Sonra belki yavruları salarız. Gel oğlum. Sakin lan. Geldi. Gel. Beyler. Facebook'ta beni takip edenler bilir. Arkadaşlar bakınız benim kümesimde hiç olmayan bir renk. Seneler önce vardı bunlar. Bu kuşun annesini ben, bizim ihtiyarı biliyorsunuz değil mi? Yançı. Hani kümesine sansar falan girmişti. Bakın dostlar, birader şahittir. Beni aradı. Gelir misin dedi. Biladerle gittik. Hem biladerle tanıştılar Cihan'la. Ama içeri girdim. Baktım bunlardan arkadaşlar bu renkten 8 var mıydı Cihan? Vardı. 8 tane yavru var. 7-8 tane almış. Evet, ayrı yere koymuş. Dedim ya şu ne kadar güzel olmuş filan. Direkt dedi. Bunu söyledim zaten. Evet. Bunu nerede? Dedim ki bu ne kadar güzel bir hayvan olmuş dedim. İstiyor musun dedi. Niye dedim ya, lazım değil. Bir de bu rengi pek hoşlanmıyorum biliyorsunuz ama. Hani tabii posta kuşunda renk önemli değil, onu da biliyorsunuz. Dedi hemen tuttu geldi, bak birader şahittir. Bu kuş senin dedi, ben sana ayırdım da izinden sonra. Ben de dedi. Şaşırdım vallahi. Birader de şaşırdı. Bakınız kuşun altın yüzüğü var. Tabi altın yüzüğü derken gerçek altın değil. Ama normalde görüyorsunuz bakın 2024. Neyse arkadaşlar bunun hikayesini anlatayım. Facebook'ta yazdım, bayağı ilgi gördü. Beyler bunun annesini ben verdim. Oradan kendi kuşlarından eşe atmış. Kuş... orada alıştırdı. Yavruyken vermiştim onu. Bir sene sonra yani 2 seneye yakın Barcelona yarışına verdi. Kuş Barcelona'dan geldi. İlk kuşu ve derece yaptı. Tabii hani ilk kaça girdi bilmiyorum ama derece yaptı. Arkasından 2 hafta sonra veya 3 hafta sonra, yalan iyi değil, bir maraton yarışı daha var. 1000 kilometre üstü. Ona da verdi. Kuş gene birinci geldi. Kümesinin birincisi geldi. Ve arkadaşlar derece yaptı. Bana dedi ki Ergünay dedi 8 tane yavru çektim. Bak normalde Yançı öyle bir adam değil, yapmaz. Dedi ki bu da senindir. Kuş arkadaşlar mükemmel bir kuş. Bazıları çok hasta oluyor. Siz kaplan diyorsunuz bu kuşa. Bakın görüyor musunuz beyler? Tabii burada şikimil deniyor burada. Ama biz hemen ne yaptık gelince biraderle? Ağzına hemen benim ilacı damlattık. Evet. Şimdi aşı gelecek. Aşıyı da vuracağım. Ben dostum. Sordum hatta ne yapıyorsun diye. Aynen. Ama... Birader sordu. Niye dedi buraya atmadık. Bakınız. Kümes çok sağlıklı, kuş çok sağlıklı, dışkısı sağlıklı ama ona rağmen ben koruma amaçlı verdim dostlar. Kuş bu. Bu arada öbür transferlerimizden daha haber yok. Yani daha şimdi haber yok derken onlara çekeceğim ama vakit var. Çok tüydeler zaten şu anda. Eşe attığımız zaman gelseler 10-15 gün sonra eşe atarız gene onu. Ama kuşu görüyorsunuz dostlar. Bakın fiziğe bakın. Anne benim. Yani... benim kuşlarım dedik ya 700-750 kilometrelere kadar. Demek ki eşledi, oldu. Belki şimdi ilk Barcelona yarışı tesadüf desen öbür yarışta gene 1000 kilometre üstü. Gene geldi ama benim istediğim kuşta fizik yapısı bu arkadaşlar. Biladere de anlattım. Bakın bazı kuşlarda böyle hemen burayı açıp bakıyorsunuz ya. Bel mel tamam okey ama kuş fizik olarak 10 numara. Umarım siz de beğenirsiniz. Lütfen şu parmaklarınızı bir kaldırın artık arkadaşlar. Kanal bir yere gitmesi lazım. Dostlar
Bunu şimdi inanın bana ikinci gün oluyor. Birader görüyor kuş. Bu pip pip öterken kaçmak istiyor. O da diyor abi iyi midir diyor. Tabii iyidir. Tabii. Yani kümesi yabancılığı yok. Hala yabancı ürkek gibi duruyor. Aynen. Bak salıyoruz içeri. Şey gibi. Siz aklıma getirin. Ben yabancıyım. Yani ben gitmek istiyorum diyor arkadaşlar. Bakın. Bakın. Neyse Cihan kapatmadan bunları da salalım. Hava bugün çok güzel. Salalım bakalım. Aynen. Kom, kom. Çık, kom. Arkadaşlar dedenin bakın dedenin en son yavrusu da çıktı geldi ha. Beyler. Şimdi ben bunu dostlar küme... Oo, bir tane daha var. Ben hangisi o? Bilmiyorum. Tasker at mı? Vallahi sas. O mu? Bak geç gelen. İki gün sonra gelen. Evet. Arkadaşlar orayı da temizleyeceğiz. Buranın işi bitti. Ben şimdi bunu bakınız geçici olarak oraya kapatacağım. Kümesi temizleyip bunları da alırız. Yalnız biladere sorabilirsiniz. Yavrular gitti mi bir saat, bir buçuk saat gelmiyor dostlar. O işte o uzaklarda doğan saldırıyor. Bakın kaç yer orada? 2, 7 tane değil mi? 2, 4, 6. Bir tane daha orada 7. 7. Bir tane kaybettik 8. Aynen. 2 tane de buraya aldık 10. Arkadaşlar görüşürüz biraz sonra tamam mı? Arkadaşlar yavrular vallahi yalan iyi değil 20-25 dakika uçurduk ama biliyorsunuz Doğan'ın vurduğu kuş başlıyor bakınız sas kanat gel bir tane kaldı. Evet bu da bizim yakaladığımız dedenin kuşu bunun kağıdını da isteyeceğim dostlar ama dur bakalım şu şunu söyleyeyim kuşların suluklarına gene ilaç kattım çünkü yabancı kuş girdi. Beyler bunu da girdi mi hepsi? Girdi. Bakın onu da saldım. Gel bakalım canım bunu da yemleyelim ondan sonra videoyu bitirelim. Hava mükemmel açtı beyler. Gel. Bakınız kuş hala yabancılıyor. Dikkat et. Bak. Evet. Arkadaşlar kuş görüyor musunuz? Nasıl kendini yabancılıyor. Bakın hala yem yemeyecektir o. Hala yem yemeyecektir. Biz çıkalım bakalım. Çünkü hala yabancılıyor. Evet şöyle bakalım. Bakınız hiç yeme falan bakmıyor. Ama dediğim gibi koruma amaçlı hemen sulukların içine ilacı üçlü setimizi koyduk ki en ufak bir rahatsızlık olmasın ama kuş taş gibi beyler. Acıktı tabii. Yabancı kuş havak atlayabilir aşağı. Bakıyor. Yalnız kapıya da bakıyor. Buradan bunlayabilir arkadaşlar. Hayvan orada bir veya iki kere çıkmış ama uçma falan yok. Bakın beyler biraz evet iki gündür hiç yere bakmıyor görüyorsunuz değil mi? Ben böyle kuşları daha çok seviyorum siz de biliyorsunuz hemen böyle gelip oraya yamaşmıyor yani kuş. Bakın çok aç ama çok aç. Bakınız inmiyor hala hala gözü dışarıda evet. Bakayım şöyle ben kapıyı tutacağım. Evet işte posta kuşu böyle asil bir kuş arkadaşlar durun. Yavaşça şuraya bırakacağım. Bakın. Yeme bakacak mı bakalım? Evet. Şöyle bir. Cihan bak bak bak. Bak şimdi bak. Evet. Evet 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 evet. Bakın. Görüyor musunuz beyler? Cızık cızık yavru ne kadar böyle yabancılıyor kümesi. İşte çok iyi bir şey arkadaşlar. Bakın. Duruşa bakın hayvanın. Bakın. Kursak bomboş ama vallahi. Yemiyor. İki gündür yem yemiyor bakın. Ama mükemmel bir fiziğe sahip beyler ya. Alışacaktır. Mecbur açlıktan. Şimdi bir kere bakın ağzı ne kadar aç olduğu belli ağzından. Bak bak bak. Hadi hadi. Aha kapı çaldı yengene değil mi? Yok lan oradan değil oradan değil. Oradan. Neyse arkadaşlar bilmiyorum kaç dakika oldu. Gördünüz. Bunları da böyle yeme gidiyor. Yavruları da uçurduk ama gördüğünüz sas kanadın kuyruğunu almış dostlar. Bir tane eksiğimiz var o gün gidenlerden. Bence yavru yeme değiriyor arkadaşlar gagayı. Bir tanesini aldı bence çünkü dağıldı hayvanlar. Gece gece gelenler oldu. Bakınız apaç falan gece geldi hep. Evet hadi. Yavaş yavaş bu yavruyu da adapte edeceğiz. Kafayı daha hiç yeme değirmedi. İki gündür aç beyler bakın. Hala gözü orada. Neyse arkadaşlar bence güzel bir video oldu. Güzel bir günden. Lütfen arkadaşlar lütfen
beğenilerinizi eksik etmeyin ve yorumlarınızı dışarıdan izleyen dostlara sesleniyorum. Gelin aramıza katılın dostlar, ailemize. Çünkü biz büyük bir aile olmaya başladık. Güzel de ilerliyoruz. Sizden ricam da sadece kendinizi orada göstermek. Seyredildiğimizi bilelim dostlarım. Ona göre devam edeceğiz. Dediğim gibi pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yayınlarımız, canlı yayınlarımız olacak. Diğer günlerde dinleniyoruz. Zaten birader de burada izinde, yanımızda. Evet dostlar, bugün bence de böyle hoşunuza giden bir video olduğunu tahmin ediyorum. Lütfen yorumlarda, beğenilerde bunu belirtseniz sevinirim. Ne diyorduk biz? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergünay Sarı sözüyle de videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.